Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte WhatsApp aktarma işinden bahsedeceğiz. Bir de aktarma göstereceğim size. Bu elimde Samsung Android bir telefon var. Burada da iPhone var. 14 Pro Max. Buna aktarım yapacağız. Şöyle bir durum var. Bazı arkadaşlar bilir. Bu platformlar arası aktarım sıkıntı. Yani iPhone'dan Android tarafına, Android'den de iPhone tarafına aktarım yapmak sıkıntı. Kendi işlerinde aktarım kolay. İşte Android'den Android bir cihaza aktarırsanız o kolay. Ya da iPhone'dan iPhone'a aktarım kolay. Şimdi burada Muhto iOS falan gibi uygulamalar var böyle platformlar arası çalışır ama onların sıkıntılar var. İşte cihazı sıfırlaman gerekiyor, istediğin şeyleri seçemiyorsun, başarı oranı düşük falan. Böyle şeylerden dolayı yazılım kullanmak gerekiyor. Ben size zaten bunları gösteriyorum ara ara. Bugün de sizlerle birlikte bu aktarım işlemini yapacağız. Bugün size aktarım işlemini yapmayı göstereceğim yazılım iPhone'dan Android'e aktarım yapar. Android'den iPhone'a da aktarım yapar arkadaşlar. Bunun yanında bulut servislerinden de aktarım yapabilir. Yani iCloud'da ya da G Drive'da yediğiniz varsa bunu da istediğiniz bir cihaz aktarım yapabilirsiniz. Yani mesela G Drive dedik onu iPhone'a yükleyebilirsiniz. Ya da iCloud onu da gelip Android bir telefona yükleyebilirsiniz. Android telefonun marka modeli vesaire fark etmez. iOS tarafında da yani bu iPhone'lar tarafında da markadır, modeldir. Marka zaten Apple oluyor da hani modeldir, iOS versiyondur vesaire onlar fark etmiyor. Hepsini aktarım yapabilirsiniz. Uygulamayla yedekleme de yapabilirsiniz. Şimdi isterseniz gidelim. Öncelikle şu aktarmamıza, uygulamaya vesaire bir göz atalım. Şimdi arkadaşlar bir tarafa Samsung Android telefonumu, bir tarafa da iPhone'umu koyuyorum. Şimdi Samsung diyorum ama ara ara siz buna çok takılmayın. Android yani Samsung olmuş, Huawei olmuş, Honor olmuş, ne bileyim Oppo'su olmuş, Xiaomi'si olmuş hiç fark etmez. Android yani. Şimdi arkadaşlar kullanacağımız uygulama iToolLab firmasının What's Go uygulaması. Gayet güzel bir uygulama. Ben denedim, test ettim. Çok güzel çalışıyor. Hani hızlı aktarım falan yapıyor. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi arkadaşlar buradan indirmemize başlayacağız. Diğer özelliklerine falan bakmak isterseniz de şöyle aşağı doğru inebilirsiniz. Şöyle Türkçe'ye çevirebilirsiniz eklentiyle. Bu şekilde diğer tüm özelliklerine göz atabilirsiniz. Söylediğim gibi tüm platformlardan aktarım yapabiliyorsunuz. iPhone'dan iPhone'a da, Android'den Android'e de ya da platformlar arası da yani Android'den iPhone'a, iPhone'dan Android'e, iCloud'dan G Drive'dan istediğiniz dosyayı da seçebiliyorsunuz. Yani sadece resimleri aktar, sadece işte videoları aktar ya da sadece videoları aktarma gibi böyle şeyleri de seçebiliyorsunuz. Yedekleme zaten bence böyle uygulamalarda olmazsa olmaz. Şimdi buradan indirme işlemimizi yapacağız. Bir de bunların kampanyası var. Yine ondan bahsedeceğim. Bu kampanyaya da buradan ulaşabiliyorsunuz. Videonun ilerleyen zamanlarında bu kampanyaya tekrar döneceğiz arkadaşlar. Şimdi şuradan uygulamamızı indirelim arkadaşlar. Yüklemeye geçiyoruz. Hemen yüklememizi de yapalım. Şu teşekkür sayfasını kapatabiliriz. Buradan yükleme yerini vesaire istediğiniz farklı bir dil varsa onu değiştirebilirsiniz. Yükleyelim şimdi. Tabii ki aktarım yapmak için kablolara ihtiyacımız var. Eğer kullandığınız iPhone Type-C kullanıyorsa iki tane Type-C. Lightning kullanıyorsa da bir Type-C bir Lightning kabloya ihtiyacınız var. Şu iPhone'umuzda WhatsApp yok gördüğünüz gibi. Bu Android tarafında da WhatsApp'ımız çalışıyor tıkır tıkır. Şimdi bunların arasında aktarma yapacağız. Şimdi bunu başlatalım. Şimdi arkadaşlar arayüzümüz geldi. Bakın burada WhatsApp backup yani WhatsApp yedekleme var. Aldığınız yedekten geri yükleme var. Buradan drive'lar arasında yedekleme var. Bakın burada WhatsApp Business desteği de var. Burada normal WhatsApp. İkisine de kullanabiliyorsunuz. Zaten arayüz falan aynı gördüğünüz gibi. Benim şu anda WhatsApp'ta yaptığım işlemleri eğer WhatsApp Business kullanıyorsanız aynı şekilde yapabileceksiniz. Şu altta da GB WhatsApp var bakın. Onu da destekliyor. O biraz daha özelleştirilmiş bir WhatsApp biliyorsunuz. Onu zaten şeylerde aktaramıyorsunuz. Yani atıyorum Move to iOS falan kullanırsanız onda onu aktaramıyorsunuz buraya direkt gelmeniz gerekiyor. Biz şimdi buradan aktarmamız için start diyerek başlayalım. Şimdi arkadaşlar bakın bize burada bir kaynak cihaz, bir de hedef cihaz soruyor. Yani hangi cihazdan hangi cihaza aktaracaksak onları seçeceğiz. Hemen bu bağlantılarımızı yapalım kabloyla. İki cihazımızı da normal bir şekilde bağlıyoruz. Şimdi Android'i de bağlayalım. İki cihazımızı da bağladık. Tüm izinleri vereceğiz. Ben de şu anda USB hata eklama aktif arkadaşlar. Eğer onun aktifleştirilmesini sorarsa onu da göstereceğim birazdan. Bakın burada iPhone var. Burada şu anda Samsung yani Android cihazımız var. Ama biz ne yapacaktık? Android'den aktarım yapacaktık. Buraya Android'i seçiyoruz. Zaten buraya iPhone otomatik olarak geliyor. Şimdi buradan transfere başlıyoruz hemen. Diyor ki eğer yedek kalmadıysan yedek kal diyor. Eğer yediğiniz yoksa şu backup kısmından yedek alın arkadaşlar. Ben sürekli yedek aldığım için genellikle tabii ki yedek almadan direkt aktarıma geçiyorum. Ama sizin yedeğiniz yoksa mutlaka buradan şu backup kısmından yedeğinizi alın. Direkt zaten backup'a bastığınız zaman yedekleme başlıyor. Sonra buradan continue diyorsunuz. Şimdi size bir seçim ekranı getirdi bakın. Bu da yine diğer yöntemlerde yok. Yani bu cihaz üreticilerinin size sağladığı yöntemlerde bu yok. Burada ne yapıyorsunuz? İstediğiniz dosyaları seçiyorsunuz. Şimdi text dosyalar zaten mecbur aktardığınız için onlar otomatik geliyor. Onun dışında mesela videolar, bende acayip çok video oluyor. Şimdi onları aktardığın zaman 3 GB yakın dosya, hani uzun sürer, gereksiz filan derseniz hiç onları aktarmayabilirsiniz. Şöyle tiki kaldırırsınız, videolar aktarmaz. Ben size şu an göstermek için hepsini mesela tikledim. Mesela stickerlar, gifler vesaire. Bu tarz şeyler, hani o ara gırgır gır şamata yapıyorsun ama sonra tekrar ihtiyaç duymuyorsun. O tarz şeylerden isterseniz onları buradan seçmezsiniz, onları aktarmaz. Bu da size tabii ki hız ve kolaylık sağlıyor devam diyoruz. Şimdi arkadaşlar bu ekranda bize tek tek gösteriyor ama şöyle söyleyeyim 64 taneli bir kod var. O kodu etkinleştirmemizi söylüyor. Hemen onu yapalım. Bakın buradaki aşamaları tek tek izleyeceğiz. Önce ayarlara girelim. Ayarlara giriyoruz. Sohbetler diyoruz. Hemen aşağıda sohbet yedeği var. Onun en altında da uçtan uca şifreleyip yedekleme var. Bakın onu aç diyoruz. 64 taneli parola kullan diyeceğiz. Bunu oluşturalım. Bakın hemen bunun bir ekran resmini alın. Yani bir screenshot alıyorsunuz. Şimdi bunu aldık. Devam diyorsunuz. Anahtarımı kaydettim. Yani kaydettim de şu ekran görüntüsünü aldık ya biz. Ben ekran görüntüsü alıyorum. Siz isterseniz tek tek yazın yani. Keyfinize kalmış. Bunu kaydettim diyoruz. Oluştur diyoruz. Şu an mesajları yedekliyor. Uçtan uca şifreleme de açık. Burası açık olacak arkadaşlar. Şuradan zaten yedeklemeyi otomatik kendisi de yaptı. Bakın burada aşama aşama size onları gösteriyor. Ben de size zaten o aşamaları gösterdim. Bakın bu şekilde bütün aşamaları yapacaksınız. Şuradan Google yedeklemesini asla yapalım. Şu an bizim işlemimiz tamam. Etkinleştirdik diyelim bunu. Bakın arkadaşlar şu anda aktarıma başlıyor. O 64 taneli kodu tekrar kullanacağız. O yüzden hiç kaybetmeyin onu arkadaşlar. Bakın. O kodun ekranı geldi. Hemen şimdi biz ne yapmıştık? Ekran görüntüsü almıştık. Ona dönelim. Şimdi bu kodu buraya yazıyoruz. Biraz uzun süreceği için bu kısmı atlarım ama siz birebir aynısını yazacaksınız. Şimdi kodu yazdık arkadaşlar. Kontrol et diyelim. Herhangi bir sorun görünmüyor. Giriş yapalım. Şu an telefonumuz üzerinde geri dönüşüm noktası oluşturuyor arkadaşlar. O sayede zaten aktarım yapıyor. Bakın şu anda Geri yükleniyor filan yazdı. Şu an transferimiz tamamlandı. Şu anda transferimiz tamamlandı. Cihazımız yeniden başlasın. WhatsApp'ımızı etkinleştireceğiz. Ondan sonra zaten bir işlemimiz kalmadı. Şu anda bir reset atıyor. Ondan sonra işlemimizi sonuçlandıracağız. Zaten burada transferin tamamlandığını bize söyledi gördüğünüz gibi. Şimdi açılsın. Normal ekran şifrenizi falan giriyorsunuz. WhatsApp'ımızı etkinleştiriyoruz. Ben şu an SIM kartı iPhone'a taktım. Hangi telefonda olduğu çok önemli değil ama Sadece gelen kodları filan gireceksiniz. Burada telefon olduğu için bunları sansürlüyoruz haliyle. Bu normal bir WhatsApp etkinleştirme arkadaşlar. Herhangi bir şey yok yani farklılık yok. Diğer telefonumuza gelen kodu da girdik. Adımızı yazalım. Bakın buradan zaten çıkış yaptınız dedi. Tamam zaten ihtiyacımız olan da buydu. Bu kadar basit arkadaşlar. Aynı sohbetler buraya da geldi. Hatta şöyle açalım. Fotoğraflar falan şimdi sansürlüyorum kendi özel hani konuşmalarım olduğu için ama buradan hani fotoğrafların vesaire de geldiğini görürsünüz. Şöyle açayım. Hatta şu fotoğrafı böyle fotoğrafların da geldiğini görün. Şimdi geri gelelim. Bu şekilde arkadaşlar gruplarınız, normal konuşmalarınız vesaire her şey aynen buraya aktarıldı. Herhangi bir problem yok. Bundan sonra artık buradan iCloud yedeklemenizi falan yapıp devam edebilirsiniz. Bizim aktarımımız bu şekilde tamamlanmış oldu. Ne kadar kolay olduğunu gördünüz. Şimdi tekrar bir ana sayfamıza gidelim. Bakın ne demiştik arkadaşlar? Şuradan aktarmamızı yapıyoruz demiştik değil mi? Buradan aktarmanızı yapıyorsunuz. İsterseniz de buradan yedeğinizi alırsınız. Bakın cihazımız takılı. iPhone 14 Pro Max. Hemen backup deriz. Buradan yedeğimizi tıkır tıkır alırız. Ne kadar fazla dosyanız varsa tabii ki o kadar işlem uzun sürecektir. Şimdi ana sayfaya döndüm. Örneğin backup'ınız var elinizde onu tekrar yükleyeceksiniz. Hemen buraya tıklıyorsunuz. Bakın benim mesela Android'de aldığım yedek var. Hemen buradan to Device diyorsunuz. Yüklemenizi cihazınıza yüklüyor. Bu şekilde istediğiniz cihazı buradan seçersiniz. Hangisine yüklenmesini istiyorsanız o yedeği ona yükler arkadaşlar. Bu da gayet kullanışlı. Burada zaten listeniz çıkıyor. Buradan da drive'lardaki yedekleri kullanabiliyorsunuz. Şimdi uygulamamızı kapatalım. Size bahsettiğim şu etkinliğe göz atalım. Burada bir hediye etkinliği var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ciddi indirimler falan oluyor. Bir kutu seçelim bakalım. Bakın burada hediyelerden bahsediyor zaten. Şimdi bir kutu seçelim. Şunu seçeceğim. Bakın bir yıl bir bilgisayar Unlock Go yazılımının hediyesi geldi. Hemen bunu alalım. Bir yıllık bir bilgisayar için gayet güzel bir hediye arkadaşlar. Devam edelim. Şuradaki kodu yazalım. Tamamdır. Doğru. E-mailimize kodumuzu gönderdi arkadaşlar. Bu kadar kolay. Siz de girin buraya. En azından hediye sayfasına bir giriş yapın. Hediyenizi kapın. Bir yıllık uygulamalardan bir tanesini kaparsınız arkadaşlar. Böyle tıklıyorsunuz. Bakın bir aylık bir bilgisayar için daha önce videosunda yaptığım ses değiştirme yazılımı FreeFlix'in gayet güzel. Bunu da alabilirsiniz. Bunları kaçırmayın derim. Keyif sizin. Tamamlayalım. Doğru diyelim. Bu da mailimize gönderildi. İşlem bu kadar kolay. Şimdi arkadaşlar mailime gelen kodu da görün. Tabii ki ben kodu sansürleyeceğim. Kendi kodum ama sizler de aldığınız zaman bu şekilde hem indirme linkleri geliyor hem de kodunuz geliyor. O şekilde kullanabiliyorsunuz. Diğerini de göstereyim. Bu da diğer kodu arkadaşlar. İkisini de istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hediye etkinliğini de kaçırmayın derim. Uygulamayı buradan indirip gösterdiğim şekilde kullanıyorsunuz. Hediye etkinliği de zaten hemen burada. Ben size aşağıda açıklamalar ve yorumlar kısmına linkleri de vereceğim. Oradan tıklayıp direkt gidebileceksiniz. Dediğim gibi ister uygulamayı öyle kullanın, isterseniz de hediyelerinizi kapın. Benden bu kadar arkadaşlar. Bugün sizlere WhatsApp aktarma olayından bahsettim. Bir de Android'den iPhone'a aktarma yaptık. Artık videomuzu kapatabiliriz. Zaten yeterince de uzun olmuştur. Kendinize dikkat edin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.